Cephede istediğini elde edemiyor, Batı'dan yardım istiyor. ABD ve AB Kiev'e mühimmat ve silah gönderiyor. Destek bununla da sınırlı değil. ABD Ukrayna'ya istihbarat da sağlıyor. Amerikan basını CIA'in Kiev'e sağladığı askeri istihbaratı yazdı. New York Times, ABD'nin Ukrayna'da 14 gizli üs kurduğunu yazdı. ABD ve Ukrayna istihbaratları arasındaki ilişkinin 2014'e dayandığını belirtti. Washington'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yalnızca casusları bıraktığını vurguladı. Gazete CIA'in Ukrayna'ya ekipman ve istihbarat desteği sağlayarak ciddi bir rol oynadığını ortaya koydu. CIA'in Ukrayna askerlerini de eğittiğini yazdı. Gazete CIA'in başlangıçta Ukrayna ile işbirliğine temkinli yaklaştığını da vurguladı. Ancak Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle Kiev'in CIA'den uydu ve istihbarat desteği aldığını ifade etti. Öte yandan Ukrayna istihbaratından yeni bir iddia geldi. Moskova'nın Zelenski yönetimini itibarsızlaştırma operasyonu başlatacağı belirtildi. Bunun için özel bir ekip kurulduğu açıklandı. Moskova'nın dünya kamuoyunu savaştan kasıtlı olarak uzaklaştırma hedefinde olduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin destek ziyaretleri de sürüyor. Son durağı Arnavutluk oldu. Ukrayna, Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı. Başkent Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Zelenski savaşı tek bir kişinin başlattığını ifade etti. Rus lider Putin'i işaret etti. Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Edi Rama da Ukrayna'yı destekledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için gerekenlerin yapılması gerektiğini söyledi. Cephede ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar Avdiivka bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'ya ait Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.